Evet. Başınız sağ olsun efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bahar Bey, Bahar Hanım aramızdan ayrıldı, pardon. Ne anlatmak istersiniz? Kendisiyle birçok filminiz var, anılarınız var. Evet, benim 4 tane filmim var Bahar'la. Ne anlatayım ki ya, işte insan doğuyor, ölüyor. Bu yani, biliyorsunuz ben oğlumu da kaybettim bu hastalıktan. Allah rahmet eylesin. O da 38 yaşındaydı, gençti. Yani bu hastalığa bir türlü dünya çare bulamadı. Bulsaydı böyle gencecik insanlar ölmeyecek ama yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Ben söyleyecek kelime bulamadım sadece. Çok sevdiğimiz, çok hakikaten. Ayrıca Bahar benim de hemşerim ayrıca. O da İskenderun, Hatay'da. Allah rahmet eylesin. En son ne zaman gördünüz yani hastalık sürecini? Ben beraber 3 gün önce hastanedeydim ben. Hı. Biz gece hastaneden geldik. Bugün cenazeyi orada getirdik. Ben devamlı görüşüyorum. Bodrum'da görüşüyorum. Hı. Çocuğuyla, eşiyle falan hepsi. Kaç filminiz vardı onlarla? Anlatabileceğiniz bir hikaye. Çok şey var anı var. Şimdi anlatacak. O kadar çok iyi. Hı. Allah rahmet eylesin. Başka bir şey diyecek bir şey de yok. Yani kelime de bulamıyor. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun efendim. Bahar Hanım'ın cenazesindeyiz. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Ahu kız arkadaşımla birlikte uzun zamandır zaten Bahar'ın yanındaydık. Hem Bodrum'dan komşuyuz hem birebir şahidiz her bir saniyesine. Oğlu zaten Yiğit biliyorsunuz. Çok iyi güvenli. Elinden geleni yaptı. 8-10 yıldır de buraya kadarmış. Taksiratını affetsin. Sonunda da zaten en son tepkilerini aldı ki o bakımda konuşmuyordu ama başını salladı ağlıya. Böyle bir günde işte son görevimizi yapmaya geldik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Nasıl da Bodrum'daki hayatı biraz bahseder çok misiniz? Çok güzel. Bir kere gerçekten şu çok önemli. Devamlı yüzü güler ve 3-4 kez bunu atlatmasına rağmen her defasında da insanlara hem cinslerine gerçekten cesaret veren kuvvetli yapısı güçlü bir hanımefendiydi. Güzel bir insandı. İnsandı yani. Gerçekten insan olma özelliğinin hepsini taşıyan bir hanımefendiydi. Kalbi güzeldi. O çok önemli. Allah'ımızın yanına kendisini uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Aslında 3 kez yanmıştı değil mi kanser? Evet. Ancak şu anki tam neden o şekilde değil. Hmm. Bu da bir hayatın dönüşü dedim. Kanser nedeniyle vefat etti mi? Kanser nedeniyle vefat etmedi.
an sen tedavisi görüyordu. Ama o konuda ben çok fazla şu an yorum yapmak tamam. istemiyorum. İleri tarihte belki. Teşekkürler. Yapıyoruz da bu sıkıntılı olunca. Allah rahmet eylesin efendim. Başınız yani, sağ olsun. Bahar'ı tanıyorum ben tabii. Çok can dostumuz da bizim. Çok da iyi niyetli. Herkesten arası iyi. Herkesin hatırını sorar. Yani karşı taraftaydı onun evi. Etiler tarafında oturup benden biliyorum. Sinemanın hem güzel kızlarından hem iyi kızlarından birisiydi. Ama dünya halici tabii yapacak bir şey yok. İnsan vadesi gelince sıkıntı oluyor. Sağlığı iyi değil. Hep kaç senedir hep sağlık sorunu yaşıyordu. Ben bir tek onu şey yaptım yani. Biz insanlar hep doğduktan sonra sağlıklı büyüyorlar, sağlıklı gelişiyorlar zannediyoruz. Ama tabii hayat başka, dünya başka. Sevilen insandı. İşte buradan da belli oluyor zaten. Duyan, bilen geliyor. Ama tabii sinemanın artık durduğu zamanı. Onun için sayı olarak bilemiyorum ne kadar iktidar gelen olacaktır. Ama sinema oyuncularının nesli tükeniyor yavaş yavaş. Yani o Yeşilçam döneminin iyi zamanında oynayan, karşılıklı filmleri götüren ve Türk insanının kalbine giren insanlar artık azalıyor. Zaman içinde de yok olacak. Şimdi sinema oyuncusu yok tabii biliyorsunuz. Herkes parası çok diye bir takım aptal dizilerde oynuyor. Ama biz sinemacı olarak hem arkadaşlarımızın yanındayız hem de bizden sonra da onlar da sinemacılar bizlerin de yanında olacak ama sinemanın nesli yavaş yavaş bitiyor, tükeniyor gibi geliyor bana. Peki efendim iki şey soracağım. Bahar Hanım'la bir projeniz var mıydı anlatabileceğiniz çok filmleriniz? Bir de Yeşilçam oyuncularından hani bahsettiğiniz için soruyorum. Hani bu ilgi alaka yok asıl yani oyuncu kalmadı diyorsunuz. Evet. Olması gereken nedir efendim? Mesajınız nedir yani insanlara? Olması gereken diye bir şey yok. Nasıl ne olacaksa işte şimdiki olmuş durumda. Türk sinemasının artık öyle bir ağırlığı da yok. Ben hayır hiç çalışamadım. Bahar benden küçük. Bayağı sonraki nesil yani. Hiç aynı filme denk gelmedik. Ama tabii can dostum, arkadaşım. Ben Film Sanat Vakfı'nın başkanıyım. Biliyor musunuz? Biliyoruz onu. Biz biliyoruz. Oraya kayıtlıydı. Onun için ben tanıyorum herkesi. Vakıftan dolayı. Vakıfa gelip üye oluyorlar. Oradan ziyaret ediyorlar. Ben de hepsini tanıyorum. Hatta bizim aşağı yukarı bir 45-50 kişilik bir yönetim kurulu var. Orada da vardı Bahar. Onun için haberleşiyorduk ama bu seferki haber kötü. En son medyaya da yansıdı. Yani küskünlük Tolga Savacı vefat etti. O da küskün ayrıldı. Rol alamadığı için ülkemizden gitti diye haberleri çıktı. Herkes de bunu tasdik etti. Yani o anlamda düşünceniz nedir? Yani yapımcıların ya da televizyonların usta oyunculara çok yer vermemesi. Öyle bir algı var da doğru mudur? Sizce onu Bu şimdi para meselesi. Tabii bizim zamanımızın bütçeleri de farklıydı. Filmlerin bütçeleri de farklıydı. Şimdi film çekmek diye bir şey yok. Hepsi bir takım televizyonlara televizyon dizileri çekiliyor. Onların devamlılığı var. İşte herkes ben şunu aldım, ben bunu aldım diyor. Ben bilmiyorum, biz biraz uzak kalıyoruz televizyon dizilerine. Ama sinema döneminin içinde ben varım, hala varım ben. Ben bir de Film Sanat Vakfı diye bir vakıf var sinemacıların. Onun başkanıyım. Hem 3 senedir bir dönemi. Ben 3. 3 senelik dönemi yapıyorum. Artık gelecek sene, 1,5 sene sonra son olacak. Çünkü 3 kereden fazla vakıf olduğu için 3 kereden fazla seçilme imkanı yok. En uzun sürede başkanlık yapan benim. Tanıyorum herkesi, biliyorum tabii. Ben sinemanın tarihini de biliyorum.
rahmetli Ayhan abi, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Muzaffer Temur döneminden beraber çalıştığımız abilerimizle. Sonraki dönemleri de biliyorum. İşte Antalya için kitap da yazdım ben, Türk Sinema Tarihi. Kitabım da var benim, ödül aldığım zamanlar. Ama dünya işte bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim.